Gelelim şu önünüzdeki çıkınınızla geldiniz çünkü. Doğru diş nasıl fırçalanır? Diş fırçası ne sıklıkla değiştirmelidir? Peki. Bu diş fırçalarında çok sert diş fırçası kullanmayın diyorlar ama dişimize göre doğru diş fırçasının o sertliğini nasıl bileceğiz? Onları öğrenmek istiyorum. Öncelikle diş hekiminizden bir kere destek almak gerekiyor muhakkak. Ama şu da var ki biz fırçayı çok sert istemiyoruz. Kesinlikle çok yumuşak da istemiyoruz. Orta sertlikte bir fırçayla önemli olan diş macunu da değil. Fırçanın çok sert olmaması önemli ama geri kalan önemli değil. Muhakkak dişlerimizi diş etinden başlayarak fırçalamak ve 7-8 kere fırçayı dişin üzerinde gezdirmek. Yani yuvarlak hareketlerle, oval hareketlerle diş etiyle birleştiği yeri, yani pembe ve beyaz birleştiği yeri özellikle 7-8 kere aynı yere alacağız. Ve sonra yana kaydıracağız. Önemli olan bu. Çok net. Yani dişlerimizi böyle bir şey yapmayalım. Değil de yapmayalım. Daha dairesel bir de hani çok önleri fırçalayıp arkaları fırçalamamak falan filan. Hani ya da şu içleri. Çok çok önemli. Ne sıklıkla değiştirmemiz lazım diş fırçasını? Vallahi açıkçası 3 ayda bir diye bir klasik bilgi vardır ama fırçanız deforme olmuyorsa, ha benimki olmuyor mesela, ben 1 yılda kullanabiliyorum bir fırçayı. Yani bu hani burada gereksiz şeye gerek duymuyorum böyle yapın falan şöyle. Herkes kendisi bilir. Ama fırçanızda içinde macun birikintileri kalmasın, bakteri tutacak halde olmasın, mutlaka açık havada kurusun. Kapak koymayın ona. Kapak koyup hani koruyorsunuz zannediyorsunuz onu ama seyahatlerde koyun kapağı. Yani bir yere gidiyorsunuz, fırçayı taşıman şimdi gerekiyor. Benim bildiğim bir şey var. O zaman yanlış mıdır bu? Kurutmak çok önemli. Islak olunca bakteri ürünü. Aynen. Onu anlıyorum ama banyoda mutlaka onu olmadı bir havluk kağıda bir peçeteye sarın. Niye? Diyorlar. Niye? Neden? Çünkü uçuşan bakteriler yapışıyorlarmış. Onun için korumak çok çok önemliymiş. Güldü. Şimdi uçuşan bakteri her yerde var. Nefes alıyorsun, içine de giriyor. Bu bizim için zaten metabolizmamız için gerekli bakteri. Güzelce. Yani bakteri zaten bize, her bakteri bize zararlı değil. Biz burada steril bir ortamda nefes almıyoruz. Solunum yolumuzdan içine giriyor, akciğerlerimize giriyor. Düşünsene. Ya. Burnu tıkalı olanlar ağızdan soluk alıyor ki hani bu çok kötü. Mutlaka burundan soluk almak, hani parantez açıyorum, ağız sağlığı için çok önemlidir. Onu da söyleyeyim ama bakteri demek illaki o diş fırçana yapıştı sana, hani o kadar değil. Hiç öyle bir şey yok. Fırçanız lavaboda, banyodaki bardağın içinde mutlaka temiz bir şekilde kalsın. O bardağı da ama mutlaka cimlemek lazım. Yani temizlemek lazım. Temizlemek lazım, pardon. Aynen. Ne kadar zor işlermiş bunlar ya. Evet, güzelce temizlemek lazım. Olmak lazım. Diş fırçalayacağız. Ne iş çıktı başımıza ya? Önce banyoyu temizlemekle başlayacağız. Sık sık şey... doktora gitmek istemiyorsan bunları yapman ama gerekiyor. Ama bak şimdi konuşurken hocamız şunu düşündüm ben. Ben nasıl diş fırçalıyorum diye kendi gözümde canlandırdım. Evet. Ve hani gözlemde yaptığımız için, sürekli oyuncu olduğumuz için bizim milletimiz diş fırçalarken o kadar çok şey düşünüyor ki. Acaba toplantıya kaçta gitsem, oradan 8'de çıksam, bu ay kirayı da ödeyeceğim falan, anlatabiliyor muyum? Sen yani hani... uzun, bazıları hani yalap şalap derler ya. Aynen. Diş fırçalama şöyledir mesela. Onları düşünmekten ziyade yapacağı işe odaklandığımız için. Hop. Bitti. Tabii. Evet. Budur yani. Bir de mesela çok köpürtmemek lazım. Öyle mi? Tabii, çok köpürttüğün zaman ne oluyor? Köpük ağza yayılıyor ya. Ama nasıl yapıyorsun? Ferahlık da oluyor. Kutukları? Her yeri fırçalamışsın gibi oluyor kesinlikle. Ağız gargaraları yanıltı da öyle mesela. Ağız gargarasıyla gargara yaptın, gittin. Asla fırçalamak gibi olmaz. Olamaz. Hiçbir şey yapmadın sen. Gargara yaptın, fırçalamadın. Hiçbir şey yapmadın bil yani. Şimdi ağız sağlığı deyince sadece dişleri fırçalamakla kalmayacağız. Az önce de söylediğiniz gibi hani dili de temizlemek lazım. Aynen. Değil mi? O da dili çok sıyırmak gerekiyor. Üzerinden neler çıkıyor o bakteri tabakası. Koku için önemli bunlar tabii. Bir de orta sertlik dediniz ama hani diş eti kanaması olanlara yumuşak tavsiye edilir. Bu her yaş grubunda bir kişi hep aynı diş fırçasını mı kullanmalı? Hayır, şimdi şöyle diyelim ki diş eti kanaması var. Bu kişinin zaten bir diş hekimine gidip diş eti kanamasını geçirmesi lazım. Evde geçiremezsiniz bunu. Geçirirsiniz 2-3 ay sonra tekrar eder. Mutlaka diş taşı vardır. Ezyanın veya muhakkak orayı rahatsız eden bir kötü protez, bir kötü dolgu vardır. Onlar değişecek. Eğer diş eti tedavisine gereklilik duyulduysa diş hekiminde, diş eti tedavisi yapılacak. Bunların çeşitleri var. Evet. Birinci kademe daha yüzeyden, ikinci kademe derin, üçüncü kademe ameliyat. Buna göre fırça yazarız biz hastaya. Deriz ki bu fırçayı bir ay kullanın. Ona göre bir gargara yazarız. Bir ay sonra fırçayı değiştiririz. Çünkü ha, o yumuşak... Doktorla beraber. Evet, o biraz profesyonel bir şey. Hani... Diş etim kanıyor, ne fırça kullanayım?
doktoruna. Böyle bir şey yönlendirmek söylemek daha mantıklı. Yanlış yönlendirmek olacak. Yani faydasız bir şey söylemiş olacağım. Bir de diş beyazlatan, doktoruna gidip beyazlatan çok fazla insan var çevremde. Ve çok sık dişlerini beyazlatanlar da var. Ne sıklıkla dişlerimizi beyazlatmamız lazım? Şimdi ofis beyazlatma dediğimiz hani diş hekiminde yapılan profesyonel beyazlatmayı ayda bir deniyor ama ben 3-4 ayda bire çıkartıyorum hastalarımda. Ha, bir zararı var mı yok? Kullandığımız malzemede bunun güvenlik sınırları mutlaka var. Prospektüslerinde anlatıyor. Efendim işte Avrupa malıysa CE belgesi, Amerikan malıysa FDA belgesi gözetiyoruz daha çok. Bunlar formal olarak bize verilmiş durumda. Ev beyazlatması yapıyorlarsa yapabilirler. Hassasiyet olmadığı sürece. Çünkü onların dozları çok düşük. Ama yine de diyorum ki hani eczane ürünleriyle diş beyazlatmayı umuyorlarsa çok fazla sonuç alamıyorlar. Alamıyorlar. Doktora gidip profesyonel neden alamadıklarını yaptırmak hani lazım. Diş etini korumak gerekiyor. Belirli bir dozda diş beyazlatıcıyı dişinize temas ettirmek için belirli bir dozda kullanmak gerekiyor. O dozda diş etine zarar veriyor. Diş etini korumak için biz apare yapıyoruz hastaya özel. Ama eczaneden aldığınız şey herkese uygun bir aparey olduğu için diş etine taşıyor zaten. Diş etine zarar verebiliyor. Diş etine zarar verebiliyor veya dozu çok düşük oluyor, işe yaramıyor. Anlatabildim mi? Hani o güvenlik sınırında kalmak için mecbur bir yerden fedakarlık etmek zorunda kalıyor. Bir de halk arasında duyduğumuz bir başka tedavi yöntemi de ağrıyan dişi alkol ya da kolonya kullanırlar. Bunun için de söyleyeceksiniz düşündü. Ne yapacağız? Kullanmayın. Hani ağrıyor ya çünkü o anda. Bir acil... Acil ne yapalım? Tampon. Alkol, kolonya veya alkollü içecek basılıyor. Çok duyuluyoruz. Bize de geliyor. Yaptığınız bu tip girişimler diş ağrınızı geçirirken çevredeki, dişin çevresindeki diş etini çok ciddi yaralıyor, yakıyor. Nekroz dediğimiz orada bir daha o dokunun hiç oluşamayacağı kalıcı zarar veriyor oraya muhakkak. Biz bunu hiç istemiyoruz. Karanfil yağı diyeceğim. Aktarlarda var. Ama lütfen 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 çok dikkatli kullanın. Çok kostik diyelim. Yani çok o da diş etine fazla sızdırırsanız yakıcı bir madde karanfil yağı da. Bütün aslında bitkisel yağlar dikkatli kullanılması gereken şeyler. Yani doğal diye bu sınırsız kullanamayız. Küçük bir pamuğu, minik bir pamuğu. Karanfil yağı uçucudur, buharlaşır. Şişenin ağzına hafif de dokundurun. Yani böyle batırmayın içine yani. Şişenin ağzına hafif dokundurun. Sonra bir peçeteye onu emdirin. Fazlasını yine de alın. Evet. Ve ağrıyan bölgeye koyun onu. Onun içindeki zaten karanfil yağı uçarak o ağrıyı sakinleştirecektir. Hafifletecek. Evet. Ha, güzel bir şey öğrendim. Böyle. Birçok şey öğrendim. Diş sağlığı için çilek dedik, muz dedik. Kivi, maydanoz için de aynı şeyi söylüyorsunuz. Maydanoz kuru yemiş, elma, balık için de aynı şeyi söylüyorsunuz. Aynen öyle söylüyorum. Chia tohumu dedik. Ada çayıyla bir hani onu blenderdan geçirerek işte kille karıştırabilirler ve biraz hafif tuz atabilirler içine. Yani çok evde bir şey yapmak istiyorlarsa dedik. Kereviz, peynir, yoğurt bunlar diş sağlığı için çok çok bunlar faydalı. Çok önemli. Mutfaktayız ya biraz yemeğe bağlıyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Aslı Ercan'la. Çok teşekkür ediyorum. Su gibi aktı gerçekten. Gerçekten öyle.